Bu üreticilerin milli hükümeti veya Türkiye İttifakı hükümeti Türkiye'nin önündeki gündemdir. Türkiye ekonomisi çıkmaz da çözümü Vatan Partisi sunuyor. İnsanlarımız böyle gitmez diyor. Yani Türkiye gelmiş bir yere dayanmış. Niçin böyle gitmez? 500 milyar dolar bir dış borç yükü var. Yakıcı, bir yıl içinde ödememiz gereken borçlar 50-60 milyar doların altına düşmüyor. Üretim devrimi kurultayları çözüm yollarını üreticiye, sanayiciye anlatmak için başladı. Çekirdeğiyle, üzümüyle, patatesiyle öne çıkan Nevşehir kurultayın başladığı ilk il oldu. Yani ekonomide zorlukları yeneceğimiz temel faaliyet nedir? Üreterek zorlukları yenebiliriz. Yani gelirimizi arttırarak, tarım üretimimizi büyüterek. Kurultaya katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye ekonomisinin tablosunu çizdi, sistemi eleştirdi. Köylü memleketin efendisidir den, köylü kambura geldi Türkiye. Demek ki 1980'de Türkiye ters taklı oldu. Köylüyü efendi ilan etmişti. İstiklal Savaşı'nı köylüyle vermişti. Tarımını desteklemişti. Aşarı kaldırmıştı Atatürk. Yani köylünün sırtındaki en büyük vergiyi. Türkiye önceden ürettiği ürünleri dışarıdan alıyor. Çiftçi zor şartlarda üretiyor. Sanayi üretimi alarm veriyor. İşsizlik zirvede. Çözüm üretmekten geçiyor. Tasarrufu arttıracağım ve yatırıma yönelteceğim. Yatırım yapacağım, fabrika açacağım. Tarımımı destekleyeceğim bu kaynaklarla. Dışarıdan tarım ürünü almayacağım. Dışarıdan 2 milyar dolar pamuk almayacağım. Dışarıdan susamdı, buğdaydı bunları almayacağım. Anadolu'mda, Trakya'mda üreteceğim. Bunun için köylüyü destekleyeceğim. Türkiye ham maddeyi ithal ediyor. Bu durumda üreticiyi dolar ve avroya mahkum ediyor. Türkiye'de Türk lirasının sultanlığını ilan edeceğiz. Türkiye'de kral Türk lirasıdır, dolar değildir. Türkiye vatan savunmasıyla birlikte üretim savunmasında birlikte olacaklarını belirttiler. Patates çiftçisi de dahil ben borçsuz çiftçi olduğunu düşünmüyorum. Yok. Bankalara ipotekli çiftçi sayısı hiç yok. Hepsi borçlu. Vatan Partisi lideri yakın dönemde zorluklar olunacağını ancak bunun da birlikte aşılacağını söyledi. Türk milletine söylenecek tek cümle var. Anahtar cümle. Haberiniz olsun, zor bir döneme giriyoruz. Bu zor dönemden nasıl çıkarız? Zorlukları paylaşarak çıkarız. Bazı zorlukları göğüslemek için fedakarlık yapılacak ama o fedakarlık ileride refahın, zenginleşmenin temeli olacak, kaynağı olacak. Kurultaya Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Nevşehir Ticaret Odası Başkan Vekili ve Kimya Mühendisi Ahmet Seçen, Seramik Sanatçısı Aydın Afacan, Vatan Partisi Nevşehir İl Başkanı Meliha Atalay, Turizmci İbrahim Tokmak, Patates Üreticisi Erol Güven katıldı. Bu kurultaylar üreticilerin milli hükümetinin kurulmasına da ortam hazırlayacaktır. Üreticiler, sanayiciler üretmek istiyor ancak bunun için desteğe ihtiyaç duyuyor. Bölgemiz bir yokluklar diyarı. Ormanımız yok, suyumuz yok. İç Anadolu bölgesinde yağış yok. Madenimiz yok. O yüzden sanayimizde de nispeten kısıtlı bir durum var. Kurultaya katılanlar kötü süreci atlatmak istiyor. Bulundukları şehrin ve ülkenin kalkınması için kolları şimdiden sıvadılar. İşte şurada burnumuzun dibinde çok güzel bir otelimiz vardı. Sahibi artık bıkmış her sene 1 milyon lira para vermekten yıktırdı. Şurada nerede? Burada bu insanlar 5000 yılında çömlekçilik yapılmış ama şu anda ben dağdan toprak alamıyorum maden yasası dolayısıyla.